Van Barış Terkoğlu. Bunlar burada. Hadi hepsi bir yana. Nedim Şener'e biz o gün de terörist diyorduk doğru. Bugün de terörist diyoruz diyor Buna da cevabı Nedim Şener versin. Ama benim Nedim Şener'e bir cevabım var. Çünkü ben dün kendisine hakaret makaret etmedim. Hatta düne kadar ben cezaevinde görüştüğüm kimsenin Mahremini de hiçbir yerde anlatmadım. Hala mahrem kısımlar duracak. O söylediği çektiği sıkıntılar, ailesiyle ilgili çektiklerini söylediği sıkıntılar onların hiçbirine girme. Ama dün dedim ki ya bu rapor yayınlanırken rapor bu rapor. Bizden diyor izin aldı mı diyor mesela. Ya ne izni? Hangisinden almışım? Hangisi inkar ediyor? Cezaevinde gazeteciyi ziyaret ediyorsun anlattığı derdini sorununu raporlaştırıyorsun. Bunun için kimseden izin almadık. Ama senin gibi içinde adı geçen diğer 187 kişiden biri de çıkıp benden görüşmediler demedi. Ya görüşmüşüz ya mektup yazmışız. Bizden yana olan olur, olmayan olur. Aşırı sağ olanlar vardı. Hiç umurumuzda değil. Hepsinden görüşürüz. Ama tutmuş ben ona diyorum ki bak kardeşim sen önce dedin benden görüşmedi. Görüştük dedim. İspatla dedi. Çıkardım defteri. Dedim ki bak kardeşim 9 Ağustos 2011'de ben gitmişim. Adalet Bakanlığı kayıtlarında var. Ben seni ziyaret etmişim. Sen bu ziyarette dedim. Eşinin adını, kızının adını, okuduğu, okulu, osunu, bu sürü söylemişim. Sonra burada niye duruyorsun? Senden bu cemaatin ne derdi var dediğimde krant dosyası demişsin. Sonra dün kabul ediyor hepsini. Kitap sayısından, yemekten şikayet, personelden memnuniyet, kantinin de olmayanların dışarıdan gelmemesini, aklının almamasını, bilgisayar süresinden falan şikayet etmiş. Hepsini dün kabul ediyor. Sonra diyor ki benle rapor hakkında mı konuştun? Bunu ispat etmezsen diyor küfür hakaret. Ya bu nasıl bir iş? Rapor zaten bunlardan ibaret. Gazetecilerin cezaevinde haksız tutulmaları ve yaşadıkları güçlükler. Ama başta yalanı attı, dönemiyor şimdi kıvırıyor. Dün dedim ki bak, rapora yazabilmemi yazmamızı isteyip senin istediğin benim yazmadığım. Ertesi gün gazetelerde çıkmayan bir kısım var. Onu dedim o konuya girmiyor ama onu yapmazsan namussuzsun bunu yapmazsan şerefsizsin. Bak Nedim Şener bir. O kadar kişi gördüm cezaevinde. Kimi düşüncesi bana yakın. Kimi çok uzak. Kimi şimdi yandaş, kimi başka, kimi vatandaş, kimi muhalif senin gibi cezaevine girip de orada huy değiştiren, tavır değiştiren bak o hücre arkadaşın dün saldırdığın koğuş arkadaşın Ahmet Şık dünyanın en düzgün adamlarından birisi. Bir konuşsa kimsenin yüzüne bakamazsın. Ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz ama ben şöyle bir şey görmedim. Ya Cübbeli Ahmet Hoca'ya gittik. Benim ne işim olur ama sağlığıyla ilgili sorun var. Yanlış ilaç kullanıyor. Yardımcı olduk. Çıkınca aradı. Bayramda seyranda arar. Hiç düşüncesi bana kanıtmıyor. Benim ifadelerimle ilgili beni kınayan açıklamalar yapıyor. Ama çıkınca aradı bir teşekkür etti. Herkes bunu yapar. Cezaevinde ziyaretine gelenlere dünyanın Lafını olumlu şeyini söyleyip de çıkınca kendini içeri tıkanlara celladının elini öpmeye koşan bir sen varsın. Sen çıktıktan sonra AK Parti ile aklandın, paklandın. Hatta biliyoruz ki cemaate de açıktan bir pozisyon almadın. Ne zaman bu işler ortaya çıktı? Bunların terör örgütü ortaya çıktı ondan sonra. Şimdi gelelim. Yaz bunu, raporada yaz. Gazetede de çıksın dediğin kısma. Nedim Şener sen o gün çıkıp da ya ben Hrant dosyası üzerinde çalıştım bir şeyler yazdım ama benim cemaatle Fethullah Gülen'le bir sorunum yok bir problemim yok özellikle yurt dışındaki eğitim çalışmalarını da önemsiyorum hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim yaz bunu dedin mi demedin mi kardeşim? A'da dedin. Ben bütün kutsalların, bütün değerlerin üstüne bunu söylerim. Cesaretin varsa sen de söyle. Cesaretin varsa ben dilekçe imzalamaya hazırım. İmzalayalım. Görüş odasındaki 11 Ağustos 9 Ağustos 2011 görüş odasındaki kamera kayıtları açıklansın. Çık imzayı ver. Orada benim Fethullah Gülen cemaatiyle derdim yok. Çocuğumu bile okullarına verebilirim diye selektörü yap. Ondan sonra çıkıp da ben yazmadım onu çıkınca utanmayasın diye. Senin bu utanmazlık halini çoktan kabullenmiş olacağını öngöremedim. Çaresizlikten böyle söylüyor. Sen çıktın ve gittin. Celladına aşık oldun. Celladına yanaştın. Şimdi celladının giyotini her akşam Eskiden aynı fikirde olduğum birilerini doğuruyorsun kardeşim. Helal olsun sana. Sana da bu yakışır. Bize de bu kadar bile seni ağzımıza almak yakışmaz da sen arandın be kardeşim. Sen arandın. Şimdi değerli vatandaşlarımıza bir şey gösterelim. Bu AK Parti nedir? Bu medya nedir? Bugünkü pozisyonlarını geçmişte nasıl tutmuşlardır ve bugün bugün utanmasları gereken ne vardır? Bir gazeteci Eren Erdem. Bizden milletvekili oldu. Bu arkadaşımızı milletvekilliği sırasında yargılayamadılar. Milletvekilliği sona erer ermez gazetecilik faaliyetinden dolayı Karar gazetesinde yazmış olduğu yazılar ve yaptığı gazetecilikten dolayı içeri aldılar ve bakın gün ne diyorlardı CHP'nin gazetecisi polisimizi şehit etti. Bakın o gün ne demişler paralelin CHP'li tetikçisi Fethullah. In. Bugün akşam gazetesi bugün manşet atmış. Dünkü tepkimizden dolayı devam ediyor utanmadan sıkılmadan bak senin o günkü manşetin. Akşamın o günkü ruh ikizi İBB'den kesilince hortumu yayınlanmayı bırakan Güneş gazetesi. Kuş kafeste bir milletvekili hapse giriyor. Kuş kafeste. Ve utanmadan sıkılmadan kriptolara sıkı takip ve iddia kendisinin paralel yapının CHP'li tetikçisi oldu. Aldılar içeri koydular. 19 yıl ceza istediler. Tecrit üzerinde tuttular. 500 gün 490 gün cezaevinde yaptı. Ve serbest kaldı. Üst mahkeme itiraz etti. Bir daha yargılandı. 4 yıl 2 ay verdiler bu sefer. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi Eren Erdem haklıdır dedi. Yargıtay'a gitti. Delil yok. Beraat etmiştir dedi. Beraat etmelidir dedi. Bugün son mahkemesi vardı. Son. Alt mahkeme beraat ettirdi. Şimdi ey akşam gazetesindeki CHP'li gazeteci polisi şehit etti diye manşet atan utanmaz. Ey arlanmaz. Şimdi yarın özür dileyecek misin? ele Erdem'den ve CHP'den. Bugün beraat etti kardeşim. 18 gazete birden Eren Erdem'i terörist FETÖ'cü ilan ediyordunuz. Ne oldu? Bu manşetlerin bu iftiranın bir bedeli var mı ödenecek? Şu kadarcık özür dileyin ya. Varsa bir baş yazarınız çıksın bir köşesinde desin ki o gün öyle yaptık ama bugün utandık hukuka saygımızdan bunu düzeltiyoruz deyin. Bir bakın bakalım bakın bu işe. Daha biz bunlara ne diyelim? Ne diyelim ne diyelim? Tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın dün bir stüdyoda oturup CHP milli güvenlik sorunudur diye ana muhalefet partisine bunu söylemesi bir acziyetin ürünüdür. Şunu söyleyelim. Sen iktidarda olacaksın. 20 yıl iktidar olacaksın karşında bir ana muhalefet partisi olacak ve onunla olan rekabetini bir siyaset sorunu kendi açısından siyasi bir sorun rekabet değil de milli güvenlik sorunu göreceksin. Günde manidar milli güvenlik toplantısından geliyor. Milli güvenlik toplantısında Yunanistan'la ilgili sıkıntılar yazılı kardeşim. PKK ile ilgili sıkıntılar yazılı. Var mı orada CHP ile ilgili bir cümle? Hadi ona da tevessül etseydin, ona da tenizül etseydin. Günün gündemi Milli Güvenlik Kurulu utanmadan, sıkılmadan CHP Milli Güvenlik sorunuymuş. Bak, söylersen işitirsin.